18 Şubat 2023 depremin 13. günü Pazarcık köylerini dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi de Çiçek Alanı köyüne geldik. Bu köyde de buradan bakınca yıkılan bina göze çarpmıyor. Umarım köyün içinde de aynı durumla karşı karşıya kalırız. Geçmiş olsun teyze. Çok geçmiş olsun. Can kaybı yoktu umarım bu köyde. Yok. Yoktu değil mi? Yok. Çok iyi. Yıkılan bina da yok inşallah. Hani yıkılan. Var yıkılan. Hani ne olsa. Anladım. Kaç haneli bir köy burası? Çend mal hani? Tokad nuzani. Are. Tevhül ve şiyan ben. Bale baş. Darbasi be. Evet burada. İstinat duvarları çökmüş. Biraz çekim yapalım değil mi? Ha şurada bak, hemen aşırısı var ya, yavaş yazılan yerde. Böyle gene biraz görüntü çekelim. Biz az önce ne? Hangi köydeydik? Armutlu. Armutlu. Hı hı. Evet burası Çiçek Alan köyü. Evler ayakta, hasarlı. İstinat duvarları yıkılmış, çökmüş. Bu hattaki köyler Pazarcık'a karşı kurulmuş köyler. Hepsinden Pazarcık görünüyor. Çocuklar park alanında oyun oynuyorlar. Evet bu evde, yani bu köyde ağır hasarlı evin fazla olduğu, ancak can kaybının olmadığı belirtiliyor. Şöyle göstereyim şu evin mesela. Merdiveni çökmüş. Yine istinat duvarı, yola bakan istinat duvarı çökmüş sadece. Geçmiş olsun. Bu Çiçek Alan köyü kaç haneli köydü amca? Kaç tane hane var bu köyde? 40'a yakın. 40'a yakın. Can kaybı yoktu inşallah. Evet.
Yıkılan ev var mı çok? He? Yıkılan, tamamen dökülen ev var mıydı? Evet, var, var. Vardı ha? He, he. Var, var. Hayvanlarınız da inşallah enkazda kalmadılar. Yok yok, bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çok iyi. Evet, ineğini amca çıkarıyor. Amca da atını, hatırını çıkarıyor. Evet, çiçek alan köyünde durum böyle. Can kaybı yok neyse ki köyde. Çok geçmiş olsun. Evet. Yani o barajın üzerinde yol yapılmış, gidilip gelinebiliyor. Evet, evet. İzin verdiler mi? Evet, geliş gidiş var artık. Orada nöbet tutanlar var. Ama izin verdiler. Sadece dikkatli olmamızı istediler. Çünkü yol yapım çalışması devam ediyordu o yıkılan noktalarda. Biz Diyarbakır'dan geldik. İyi geçmiş olsun çok. Orada da can kaybı var. Yani 200'ün üzerinde can kaybı vardı. Yıkılan, yani biz oradayken işte ilk gün 20'ye yakın ev olduğu söyleniyordu. Hasarlı ev de çok. Orada da çok şiddetli hissettik biz. Evet. Siz burada mıydınız deprem sırasında? Deprem, tabii biz evlenmezlerdi. Gece saat 4'de biz dedik yani, ne bileyim ki yani, çok şey oldu farkında. Evet. Kar yağdı üzerimizde, şaştık kaldık nerede kalacağımızı. Şimdi nerede kalıyorsunuz? Şimdi çadırda kalıyoruz. Çadırda kalıyorsunuz. Evet. Çadır ulaştı size. Evet. Yardım geliyor mu? Geliyor da yardımı. Ama bizim evler gidince yardımı ne edeceğiz? Bizim eşyamız gitti de yardım ne edeceğiz? Ağır hasarlı bina çok muydu burada? İlham, şu bina çok. Sizin evinize hasar tespit komisyonu geldi mi? He. Ne dediler? Dediler artık kullanabilirsiniz. Vardır yani şeyde, altta şeylerde dediler yok. Kolonda yok dediler. Kolonlarda yok dedi. Tabanlarda biraz çatlama oldu. Ha, kullanabilirsiniz dediler. Peki siz kullanmaya başladınız mı? İşte bugün indi he. Bugün biraz kemiği artık cıncık boncuklarda şeylerde işte biraz topladım yani artık. Hı hı. Bugün az bir şey de girdik içine. Hı. Daha bugüne kadar çadırdaydık. Anladım. Çok geçmiş olsun. Evet. Çiçek alan köyde böyle. İnsanlar tabii 13 gündür çadırda, zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ama hasar tespit komisyonu bazı evlerin oturla bilecek halde olduğunu tespit etmiş. O yüzden insanlar yavaş yavaş evlerini temizlemeye başlamış. Bugünden itibaren evlere girecekler, özellikle köylerde evleri ağır hasarlı olmayanlar. Ancak artçı depremler hala devam ediyor. İnsanlar da korkuyor doğal olarak. Bakalım. Evet, burada mesela hemen yanı başımızda hiç fark etmemiştim gerçekten. Şurada bir ev var, görüyorsunuz. Yani muhtemelen iş makinalarının içinde olduğu bir yapı. Orada zirai aletler göze çarpıyor ve yıkılmış. Yani hiç burada röportajlar yapmama rağmen fark etmemiştim. Şimdi tam arabaya binip hareket edecekken fark ettim. Yıkılan böyle binalar var. Ama neyse ki can kaybı yok çiçek alan köyünde. Evet, bu köylerin tamamı, bu hat üzerindeki köylerin tamamı aslında çok güzel köyler. Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan köyler. Köylerde genelde yaşlılar yaşıyor. Gençler ya Avrupa'da ya da metropollerde, şehirlerde yaşıyorlar. Burada yaşayan insanlar da hayvancılıkla geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. İneklerini çıkarıp otlatacaklar.
Müzik